bir laf vardır biliyor musun? En çok kıyamadıklarımız kıyar bize diye. Etrafındaki insanları küçük gören, kendini bir şey zanneden insanlar olur ya. Vallahi kusura bakmayın, size sunulan imkanlar başkalarına sunulmamış olabilir. Ama o şu demek değil ki, öldüğünüzde aynı seçenekler ve sunum imkanları size sunulmayacak. Küçümsediğiniz ve hor gördüğünüz insanlarla beraber aynı toprağa gireceksiniz. O yüzden fazla yükselmeyin, çünkü her an uçuşlar iptal olabilir. Kendinize iyi bakın. Ulan neye tutuluyorum biliyor musun? Neye tutuyorsun kardeşim? Hakkını helal et diyorlar bir de gider. Haram ettikleri hayattan helallik istiyorlar. Hasret etti bizi. Bir tane şey görmüştüm, o geldi aklıma ya. Çocuk sevgilisinin hoşlandığı, aşık olduğu kızın çekilişe katıldığını görüyor. Mesela işte atıyorum iPhone çekilişine katılmış ya da şey ayakkabı çekilişi. Sayfaya mesaj atıyor. Diyor ki ona çıkmaz abi o diyor. Ben sana parasını göndereyim de diyor. Sen ona gönder diyor. Sevinsin diyor. Oha. Yak. Yak. Bir kere herkes kendinden farklı olana bakıyor. Siz yeşil gözlüsünüz. Kameraman arkadaş kıvırcık saçlı ve esmer. Ama bu yüzden ötekileştirilmiyorsunuz. Ben de komik gibi komik konuşarak ötekileştirilmiyorum. Biz bir kaset yaptık. Ya adam olamadık ya, ne yapalım şimdi. Belki istediğin gibi bir insan olamadım ben ama aslında iyi bir insan olabilirdim, aslında kötü bir insan da değilim. Fakat olmadı dedim ya, şansımız tutmadı, ne yapalım. Hasbeli kader. Senin yakın akrabaların ya da dostların iş adamı oldular. Bizden bir bok olmadı yani. Hayaller gerçekler değil mi? Senin gibi bir İstanbul kızı, benim gibi ortalı bir şoföre niye aşık olsun? Güle güle İstanbul kızı. Senden bana kalan tek atı kalmışım. Gözümde damladan da yaşlara kadar gözlerim. Aldığı her nefesi kadar sensin. Düşersem dövsem de benim sana öleceğim. Ben hayatımda ilk defa bir kadını mutlu ederken mutlu olduğumu gördüm. Yani bir kusurun mükemmel olabileceğini ben Zehra ile öğrendim. Ne var ki canım? Ben onun yere düşen tokasını alırım. Ben de onu açamadım. İşçi yapacağım. Romantik mi olmaya çalışıyorsun sen? Evet. Oluyor mu sence? Oluyor mu? Pek değil. Saksı da olmasın mesele. Halbuki bir buket kırmızı gül olması gerekiyor değil mi? Vazoya konup 3 gün sonra solacak bir çiçek. Ben de düşündüm ki 3 gün sonra çöpü boylayacak bir çiçek yerine birlikte sulayacağımız, büyüyen yapraklarını birlikte temizleyeceğimiz, orada mı güneş alır, burada mı diye sürekli yerini değiştireceğimiz bir çiçek olsun. Neyse. Bahtiyar, bak kardeşim. Merhamet bu alemde güçsüzlük alametidir. Güçsüz olduğun dedikodusu yayılırsa düşmanları bunu fırsat bilip tepene biner. Merhamet dediğim derken merhamete muhtaç hale gelirsin. Ha, kim demiş bunu? Racon böyle. Böyle racon olur mu lan? Ben böyle raconun içine... Merhamet etmeyene merhamet edilmez. O kadar.